Şehirde hırsızlık vakalarında büyük bir artış yaşanmaya başlamıştı. Restoranlar soyuluyordu. Arda'nın bakkalına hırsız girdi. Yusuf'un oyuncakçı dükkanındaki bütün oyuncaklar çalınmıştı. Hatta Teknolojiksa'daki bütün elektronik aletler çalındı. Ama bunlar arasında en büyüğü olan zenginin bankası soyuldu ve içindeki bütün paralar çalındı. Ama Kerem komiser bunları yapan suçlulardan bir tanesini bile yakalayamamıştı. Hapishane bomboştu, suçlular dışarıda elini kolunu sallayarak geziyorlardı. Mafyalar şehirde kol geziyor, etrafta suç işlemeye devam ediyorlardı. Ay Kerem aşkım, ne yapacağız biz suçluları? Yakalayamıyoruz bir türlü. Bilmiyorum Aslı, tek başıma yakalayamıyorum. Yanıma birkaç kişiyi daha almam lazım. Ay Kerem, biliyorsun ben hamile olduğum için sana yardım edemiyorum. Biliyorum Aslı, biliyorum ama ben de tek başıma bütün suçlularla baş edemem ki. Bana bir yardımcı lazım. Evet Kerem, doğru söylüyorsun ama nereden bulacağız ki şehirde? Aslı, aslında benim aklıma çok güzel bir fikir geliyor ama... Ay öyle mi Kerem, neymiş o? Diyorum ki kendime şöyle güzel bir polis köpeği alayım. Sonra onu eğitirim ve suçluları yakalamakta bana yardımcı olur. Aa, aslında doğru söylüyorsun Kerem. Güzel bir polis köpeğimiz olsa süper olur. Evet Aslı polis, polis... Evet Aslı polis, hadi gidelim. Güzel bir köpek alalım kendimize. Sonra da onu eğitir, suçluları yakalamakta bize yardım eder. Ay evet, hadi gidelim. Kerem komiser ve Aslı polis köpek almak için yola koyulurlar. Merhabalar, kolay gelsin, iyi günler. Bize güzel bir köpek lazım. Elinizde var mı acaba? Evet evet, tam adresine geldiniz. Birbirinden güzel köpeklerim var benim. Benim köpeklerim çok eğitimli ve akıllı köpeklerdir. Size nasıl bir köpek lazım? Ay bize bir polis köpeği lazım. Biz onu eğiteceğiz. Suçluları yakalasın. Evet evet, biraz da korkutucu bir köpek olması lazım. Korkunç görünsün. Anlıyorum anlıyorum. Köpeklerimize bir bakın isterseniz. İçinizden istediğinizi seçebilirsiniz. Tamam o zaman, biz şöyle bir bakalım. İlk köpeğimiz bu, Jake. Çok sevimli bir köpek ama sanki polis köpekliğine uygun değil gibi. Yok yok, bu bize olmaz. Hem rengi sarı hem de bu çizgi film karakterine benziyor. Diğer köpeğimize bakalım. Güzel bir köpek. Alman kurduna benziyor. Aslında bunu alıp eğitebiliriz. Gerçekten de eğitilmeye müsait bir köpek. Ne dersiniz arkadaşlar? Sizce bu köpek olur mu? Neyse biz devam edelim. Burada bir tane daha var. Galiba bu bir polis köpeği. Baksanız arkadaşlar, üstünde polis üniforması bile var. Bunu mu alalım yoksa bunu mu alalım? Siz yorumlara yazmayı unutmayın. Hangi köpeği daha çok beğendiniz? Sizce hangi köpeği alalım? Yorumlara yazın. Ama bunu da almayacağız çünkü bana daha korkunç bir köpek lazım. Diğerine bakalım. Bu da fena değil. İri bir köpek. Aslında işimizi görür ama tek sorun korkunç değil arkadaşlar. Bu köpek de olmaz. Hayır evet aşkım, o hiç korkunç değil. Daha korkunç bir köpek alalım. Evet evet Aslı polis, doğru söylüyorsun. Arkadaşlar bu köpek güzel ama korkunç değil. O yüzden seni de geçiyoruz ufaklık. Şöyle bakalım. İşte aradığım köpek bu olabilir arkadaşlar. Bir Doberman. Gerçekten hem çok korkunç hem de eğitimli görünüyor. Bu köpek işimize yarayabilir. Baksanız arkadaşlar, ben bu köpeği sokakta görsem arkamı dönüp kaçardım direkt. Tamamdır, galiba köpeğimizi seçtik. Bu Doberman'ı alıyoruz. Gerçekten de çok güzel bir seçim yaptınız efendim. Evet evet, teşekkür ederim. Bu köpeğin ücreti ne kadar acaba? O elimizdeki en pahalı köpeklerdendir efendim. Anladım. Bu köpeği almamız lazım arkadaşlar. Gözlerindeki korkuyu görüyor musunuz köpeğin? Ayrıca kulakları da anten gibi. Ben bunu kesin alıyorum. O köpeği almanız için ödemeniz gereken miktar 10.000 dolar. Ay aşkım, pahalıymış, ne yapacağız? Evet biraz pahalı ama önemli değil, alıyoruz. Tamamdır o zaman, hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar, Kerem komiserin yeni köpeğini beğendiniz mi? Sizce Kerem komiserin yeni köpeğinin adı ne olsun, yorumlara yazın. En çok beğeni alan ismi köpeğin adı yapacağız. Ayrıca videoyu beğenip kanala abone olan herkese çok teşekkürler. O zaman videoya devam edelim. Teşekkürler teşekkürler, yeni köpeğimiz bu arkadaşlar. Sizce bu yeni köpeğimizin adı ne olsun, yorumlara yazın. En çok beğendiğiniz ismi, en çok like alan yorumu, bu isme köpek koyacağız. Bence şöyle korkunç, kara, gözlü, değişik bir köpek, o yüzden ona korkunç bir isim koyalım. Mesela Gece gibi. Siz de yorumlara isim tavsiyelerinizi yazabilirsiniz. O zaman bu köpeği alıp eğitime geçiyoruz arkadaşlar, yürüyün. Evet şimdi parkur alanımıza geldik. Köpeğimizi eğitmeye başlıyoruz. Bir köpeğin olmazsa olmazı nedir? Çevik ve hızlı olması. O yüzden biz de köpeğimizin hızını test etmek için bu parkurda onu deneyeceğiz. Bu arada köpeğimizin adını şimdilik Gece koyuyorum. Gece, oğlum parkur için hazır mısın? Aferin oğluma. O zaman 3'e kadar sayıyorum, sonra başlıyorsun.
1, 2, 3. Başla bakalım. Eyvah, olamaz, düştü. Gece oğlum, iyi misin? Gece önemli değil oğlum. Sana bir şans daha veriyorum. Böyle böyle öğreneceksin işte. Hadi bu parkuru tamamlaman lazım. Bu parkuru tamamlayamazsan polis köpeği olamazsın. Bravo, işte bu. Çok iyi gidiyorsun oğlum. Devam et, devam et. İşte bu. Aferin sana gece, aferin. Gördüğünüz gibi köpeğimiz en yukarıya çıkmayı başardı. Çok güzel. İlk aşama tamam. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Kerem aşkım, ikinci aşama ne? İkinci aşama dövüş aşaması. Bakalım köpeğimizin dövüş gücü yüksek mi? Evet sayın seyirciler, WWE SmackDown köpek dövüşlerine hoş geldiniz. Bir köşede benim köpeğim olan Gece. Diğer köşede ise bu görmüş olduğunuz tatlı çomar köpeği. İki köpek şimdi dövüşecekler ve bakalım dövüşü kim kazanacak? Sizce kim kazanır? Yorumlarınızı bekliyoruz. Benim Doberman korkunç köpeğim Gece mi kazanır? Yoksa bu sevimli gibi gözüken ama vahşi olan o köpek mi? Doğru bilenlerin yorumuna kalp atılacaktır. O zaman şimdi dövüşümüz başlıyor. Evet, gördüğünüz gibi iki köpeğimiz de gerçekten çok sinirliler. Geberteceğim. Seni öldüreceğim. Gerçekten çok sinirliler. O zaman hepinizin gözleri önünde dövüşü başlatıyorum. 1, 2, 3. Başlayın. İşte bu. Nasıl da dövüşüyorlar. Şunlara bakın. İşte bu, bu, bu. Saldırın. Gerçekten kıyasıya bir mücadele devam ediyor sayın seyirciler. Köpeklerimiz gerçekten de çok güçlüler ve birbirlerine saldırıyorlar. Bakalım bu dövüşü kim kazanacak? Gece gerçekten de çok atik. Şuna baksanıza. Nasıl saldırıyor arkadaşlar? Gerçekten uzun kulaklarıyla onu ısırıyor. Ama diğer köpeğimiz de hiç kötü değil. Şuna bakın. O da çok güzel dövüşüyor. Birbirlerini resmen yiyorlar. Kıyasıya dövüş devam ediyor. Bakalım kim kazanacak? Umarım benim köpeğim olan Doberman Gece kazanır. Evet Gece, saldır oğlum, saldır. Çok güzel saldırıyor arkadaşlar. Hadi yen onu, yen onu Gece. Hadi oğlum, işte diğer köpek kaçıyor. İnanılmaz sayın seyirciler. Benim köpeğim Gece diğer köpeği pes ettirdi ve diğer köpek ringden atlayıp kaçmaya başladı. Bravo oğlum, aferin sana oğlum. Bu yarışmayı da geçerek ikinci turu da geçtin ve böylelikle polis köpeği olmaya hak kazandın. Böylelikle Kerem komiserin köpeği eğitimleri tamamlamıştı ve göreve başlamaya hazırdı. Evet Gece, bütün görevleri tamamladın, eğitimleri de tamamladın. Artık göreve başlayabilirsin. Suçlu gördüğünde onu yakalayacaksın, tamam mı? Aferin sana, nasıl da söz dinliyor. Polis merkezi, bankada soyguncular var. Acilen buradan gelin. Bankaya doğru intikal edin lütfen, tamam. Eyvah, olamaz, bankada soyguncular var. Gece oğlum, koş çabuk, koş. Olamaz, yardım edin, banka soyuluyor, yardım edin. Hayır olamaz, bu köpek beni ısıracak. Hayır gelme, hayır gelme, olamaz.